Ben şöyle bir <laughs> ideal dörtlüden sadece saracçı görev alabilecek. Evet. Bence ideal dörtlünün en kötüsü. Şöyle bir fotoğraf karesi hatırlıyorum. Donk paylaşmıştı, yanılmıyorsam e, sosyal medya hesabından Muslera'nın önüne duvar ördükleri e, ve savunma duvarı ördü başlığı altında e, marka ile birlikte öyle bir fotoğraf karesi var hafızamda e, benim. Ligin en az gol yenen takımydı evet. onu paylaştığında hala da öyle. Yani Galatasaray son yediği 4 gole rağmen ligin en az gol yiyen takımı. Peki fatura savunmaya kesildi başına dair. Neler söylersiniz? Yani orada sadece Luindama ve Marka'nın performansını değil aslında ee, onları o hataya zorlayan isimleri de belki konuşmak gerek. Ben hani açık konuşayım önce e, sondan başlayayım. Türkiye'deki hiçbir stoper ikilisini beğenmiyorum. İşte bu yüzden İngiltere Premier Ligi'ndeki kulüpler stoperlere 80 milyon euro, 100 milyon euro paralar veriyorlar. Ee, hakikaten çok düşük. Ligimizin en düşük kaliteli mevkisiz savunma dörtlüsü. Onu söyleyeyim. Ve özellikle de stoper ikilisi. İyi bir stoper yok. İşte biraz Vitor Hugo'yu beğeniyorum. Zala'yı biraz beğeniyorum. Ee, mesela Marka ile Luyendama'nın ikisini de hiçbir zaman beğenmedim. Galatasaray benim için hep Avrupa'da e, Türkiye'nin temsilcisi Olmaya aday takımlarımızdan birisi olduğu için hep ben bir stoper aldığında şöyle düşünürüm: B bir büyük takımımız, ha bu adam şampiyonlar ligi stoperi mi veya UEFA Avrupa ligi stoperi mi? Ne kusura bakmasın kimse ama Lüündam ama ve Marka A, ikisi de e, hiçbir zaman hiçbir beğenmedi. zaman beğenmediğim iki tane stoperdir. Hatta bunların ikisinin hayran kitleleri oluştu. Evet. Marka acılar <laughs> ve Lüündam acılar birbirleriyle tartışmalar falan yaptılar önümde. Ben her zaman Donk'un ikisinden de istoper olduğunu iddia ettim. Bu arada Donk da ağam bir futbolcu falan değil. On üzerinden 6'lık. Gayet haddini Gömdün bilen... adamları ya. Ben birazı yani, gömmedim. <laughs> Bak, adamlara çöp demiyorum. Adamları gömüyorum. Yanlış yani hep anlıyorsunuz. Yani şöyle dendi ama sandığınız adamlar değil. Onlar sizin kafanızda abarttığınız kadar iyi stoperler falan değiller. Bu sezon değil ama bir önceki sezon yani son iki sezondur geldikleri günden ne bu yapıyorlar? yana. Ne yapıyorlar? Ben hep şunu demedik mi? Türkiye'nin en iyi stoper ikilisi başka takım taraftarları evet, bile. Evet Türkiye'nin en iyi stoper ikilisi sana göre belki Luyendam'a Markao da bana göre Donk Markao. Tamam. O da Markao'dan kerli değil. Donk da almış almış bir futbolcu değil. Bu şu anki performansları dışında söylüyorum. Bak Vitor söylüyorum Hugo Edgarie ikilisi mesela. Eli yüzü düzgün bir ikili. Evet. Ama Türkiye'deki stoper ikilisi standartı <laughs> çok düşük. Ee, hani onu söyleyeyim size yani gerçekten çok kötü. Bakın bizim rekabet halinde olduğunu olduğumuzu zannettiğimiz liglerdeki stoper ikilileri ben olsam hani çok da yüksek maliyetli olmayan orta sıralardaki bir e, kuzey ülkesinin stoper ikilisini alıp Türkiye'ye koyarım. Yani çok düşük maliyetlerle bu kadar verim alırım. Böyle ha, deli gibi paralar vermeye falan da gerek yok yani. Çünkü bu kadarını pek çok stoper ikilisi yapar. İkili olarak alın adamları. Gidin çek liginin liderinden. E, i̇kili, Luindama stoper Marcao'yu da onun için alınmadı mı zaten? Yani transfer edildi. Ya elinde. alındılar ama bak, donk Marcao ikilisi tutmuşken niye bozuldu ya Murat? Niye bozuldu? Hocanın tercihi. Ya yani Luyendama ama ya yani bak lütfen yanlış anlamayın. Ama ben Berlanda'ya baktıkça Emre ha Akbabaya haksızlık yaptığımı fark ettim. Kendimle bu, bu işin arada, muhasebesini yaptım. bir son dakika gelişmemiz var. Kasımpaşa'da teknik direktör ya Fuat Şapay'la yollar ayrıldı. Yani Kasımpaşa sürekli teknik direktör değiştiren bir kulüp. Bence haber değeri yok. Gençler Birliği'ne 2-1 bir mağlup olmuşlardı. 31. haftada ve yollar ayrıldı. Dün yine Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı. Yani e, şu an herhalde artık ayrılanları değil ayrılmayanları saysak Beşiktaş, Dağ Saray, e, Fenerbahçe, Hatay, e, da Hatay da Dört takım var. Evet. 4 takım var. Bunun dışındaki bütün takımlar üçü de gördü, dörde giden de var şu anda. Yani bakıldığı zaman. E... Ya bu stoperlerle daha çok teknik adam değişir Türkiye liginde. Onu söyleyeyim. Yine. Ee, yani Donk marka da öyle müthiş bir ikili falan değil ama tutmuştu ya yani ligin en az gol yiyen. Bak çocuk havaya girmiş. Bana o fotoğraf çok hatırlıyorum. Havaya girmiş çocuk. Havaya girmiş diyor ki bak duvar ördük diyor. En az gol yiyen ikiliyiz diyor falan. Sen bu ikiliyi bozuyorsun. Şimdi ben Emre, Ak, Emre Akbaba demişim. Emre Akbaba. Ee, şeye giden, e, Arap Yarımadası'na gidip oynayan gelen Emre Çolak. Emre Çolak. Mesela Belanda'nın yeteneğini falan görünce, yani bir de yaptığı havayı görünce, zamanında Emre Çolak'ı çok haksız eleştirdiğimi düşündüm. Ve bunun muhasebesini kendi kendime yaptım. Şimdi mesela Lindama'ya bakıyorum. Ya bu Servet Çetin'i falan neden biz bu kadar eleştirirken Servet Çetin bu kadar oynuyordu? Hatta bundan iyi oynuyordu. Ya biz kendi değerlerimizin de farkında değiliz. Ya Allah aşkına arkadaşlar Servet Çetin dediğiniz adam milli takımın stoperiydi. Ya şimdi sen Luyendama'nın elimizdeki stoperlerle milli takımın stoperi olmasını ister misin? Yani son maçlarına Türk olsa göre... mesela ne son maçı ya bütün kariyerine adamın. neyin son maçı ya bizim çok iyi stoperlerimiz var ama şu anda yani son zaman gençlerimiz var oyuncularımız var yani bunu hangi Çağlar, zaman dilimine neydi, göre değerlendirelim 10 yıl öncesine göre i̇şte. mi yapalım Ve e şimdiki zamana bunları. göre zamana ben göre stoperlerden mi bakalım şimdi çok iyi stoperlerimiz var burada Bununla yetiştirdik geldik. biz bu çocukları e yollasın da asayi o zaman bu isimleri yani madem e yollasın bu e, o kadar kolay mı bu paraları kim verir ki onlara ben e ama hoca, hoca, burada kazandığını kazanabilir mi Kazanamaz. Ama Galatasaray gelecek olarak bakıp transfer etti. Orta Portekiz liginin düşme hattından geldi Marka Orada 100 bin euro falan kazanıyordur yılda. Mariano niye gitti Galatasaray'da? Gerini doldurabildi Mariano, mi? Yaşı gerini, gerini doldurabildi mi? Doldurabildi. Gelenler. Bu Ama yani, da sayalım Minal mı takımına çağrıldı. O bilgiyi de paylaşalım. Helal olsun. Ha, bu arada Donk sadece Galatasaray'ın elindeki en iyi stoper değil. Donk aynı zamanda Galatasaray'ın elindeki en iyi defansif orta saha. Ya mesela Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynarken savunma dörtlüsü. Oynatmadınız Don Kustoper'de. Savunma dörtlüsünün önüne koyun. Tayland'a rahatlasın. O zaman Belanda varken Belanda ile Tayland. Daha değişik bir orta saha kimyasıyla gol arayın. İşte Falcao'nuz mu var? Mustafa Muhammed'iniz mi var? Veya işte Dolmabahçe'de Beşiktaş'la oynuyorsanız ya da içeride de Beşiktaş'la oynarken yapabilirsiniz. Galatasaray'ın 4-4-2 birden radikal değişimi hı hı. ve Emre Akbaba ısrarı. Yani hem 4-4-2 oynama zorunluluğunda hissetmesi fark Herhalde oynayam, oynatmayacak artık. Bak, buna saygı duyuyor. Artık oynatmayacak herhalde. Devam edecek mi? Etmeyeceğini, san, edeceğini sanmıyorum. Bak şuna saygı Niye, duyuyorum. Fatih Hoca 4, Fatih Hoca 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 çift forvetle oynamanın evet. zararını gördüklerini söylemedi. 4-4-2'cidir. Evet. Zaten en az sıkıntı Mustafa Muhammed Falka ikilisinde. Galatasaray 4-4-2'nin o ikilisini buldu da ortadaki dörtlüyle Oo. geri dörtlüsü evet. yok. E oynayamazsın. Yani, yani çift forvet eğer çift forvet oynatacaksanız ona göre arkada bir orta sahanız olmalı ama Ama ya yani şuna da üzülmek lazım. Yani Fatih Hoca da ilk defa iki tane iyi e forvete sahip oldu. Ne kadar yıllar sonra. Bak yıllar sonra ilk defa iki tane iyi e forveti var. O da bir kim hevesle oynamak zamanında istedi. Tamamdır. Çift forvet oynamıştı Burak milli takımda oynamıştı. Benim hatırladığım en son yani başka türlü oynayamazdık ki. Ha a evet Burak Buraklı Burak dönem vardı. Evet. Burak, Burak kimdi ikilisi? Ben de şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum ama Buraklı dönemde Drogba. Drogba Burak ya ikiliye bak. O, ya bu da kötü ikili değil bu arada. Mustafa Muhammed Falcao ya. Falcao Mustafa Muhammed yani bu da kötü bir ikili değil ki. Ama orta saha yok ona göre bekin yok. Hadi hadi stoper ikilisini bir şekilde kimse de yok. Yani stoper ikilisi ligde kimse de yok. Yani senin beklerin kötü yani. Burak, Drogba, Umut şimdi rejede Koray Baloğlu eski yani, arkadaşımız uyardı evet. Yani. E şimdi 4-4-2'den dönmen lazım. Şimdi Fatih Hoca şunu yapamadı. Fatih Hoca hakkaniyetli e, ve forma adayçıyı sağlamaya bir, bir çalışan saniye, bir teknik adam, adam olarak Bir saniye hocalı hoca üzerinden mi biz Galatasaray'daki bu düşüşü konuşmamız lazım yoksa hoca oyuncuların e, yaptığı hatalar üzerinden mi Hayır, evet. bakıldığı üzerinden. zaman ben hoca üzerinden bakıldığı konuşur, zaman hata, tamamen o e, oyuncuların hata hataları üzerinden yorumlanıyor. Oysa yani bir Ankara Gücü maçı var. Daha sonra bir beraberlik var. İsmi hatırlayamadım o takımın. Ya kusura bakma. Sonra dün... bir Rize yenilgisi var. Yani şimdi bu şeyi... bu takım niye düştü? Bu Bak. takım bu kadar zorlu bir maratondan sonra niye düştü bu bir, iki Berhan olayı Üç. şu anda Galatasaray'da takımın şampiyon olup olmamasından öte camia neyi konuşuyor? Sen daha iyi biliyorsun. Berhan da olsa da bütün adayları konuşuyor. Her gün bir aday evet. çıkıyor. Evet. Şu an 4-5'e çıktı aday sayısı. En son Adnan Polat'ın da aday olacağı söyleniyor. Sanmıyor konuşuluyor sonuçta kulislerde. Yani ve... daha özür dilerim. Galatasaray'ın ve şampiyon olma filan böyle bir şeydi. Yani bir takım şampiyon olmak için camiasının da bir şey olması lazım. Yani böyle bir durum da yok Galatasaray'da. Camia tamamen böyle çok kopuk. Tamamen kal. başkanı ve şu anki yönetimi biz oradan nasıl e, gönderebiliriz? Bunun derdindeler. İşte kulisler yapılıyor. onlar birleşebilir mi, öbürü ben adayım diyor. O bilmem ne söylüyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu takımın böyle şampiyonla oynaması filan da yani Mucize. tamam. Yani sürekli krizler, %100 krizler, krizler, camia, seçimler, adaylar çıkıyor. Çok enteresan ya. ya Galatasaray camiasının dinamikleri. Yani, böyle. yani çok farklı. Hocanın da yani. bunlardan artık ne kadar etkilenip etkilenmediğini bilemem ama.